Güneybatı İngiltere'de küçük bir kasaba olan Wells'teyiz. Daha çok Wells Katedrali olarak bilinen Aziz Andrew Katedrali'ne bakıyoruz. Pek çok insan için Wells Katedrali'nin en görkemli kısmı Batı cephesi. Bir İngiliz katedralinin bu kadar figürlü heykele sahip olması çok olağan dışı. Fransız gotik kiliselerinin cephesinde fazla miktarda figürlü heykel olmasına alışkınız. Sövelerde, Trumo kısmında, Timpanum'da, süs kemerleri yani arşivotlarda. Fakat burada kapılar çok küçük ve heykel için ana yer oralar değil. Heykeller tüm cephede bu gölgelikli nişleri işgal ediyor. Sonuç olarak çok sayıda heykelin bulunduğu bu geniş düzlem ortaya çıkıyor. Düzlem, her iki tarafında çok sayıda heykel nişi olan altı derin çıkıntılı payanda ile bölünmüş. Hatta heykeller binanın kuzey ve güney cephelerinde de devam ediyor. Batı cephesindeki bu geniş paravan stili İngiliz gotik kiliselerinin çok tipik bir örneğidir. Ama sıra dışı olan heykel miktarı. Çok fazla sayıda heykel var. Kuleleri saymazsanız bu yapı uzunluğunun yaklaşık iki katı genişlikte. Birçok yönden bir koro yeri perdesine benziyor. Koro yeri perdesi ya da diğer adıyla ara perde, kilisenin doğu ve batı uçlarını ayırır ve sadece bir sınır olarak değil, ayinle ilgili olaylar, kilisede sunulan hizmetlerle ilgili olaylar için de bir arka plan oluşturur. Bunun özellikle Paskalya civarındaki önemli bayram günleri için dekoratif ve öğretici bir arka plan olarak işlev gördüğünü söyleyebiliriz. Özellikle Paskalya'dan önceki pazar günü Dallar Bayramı gününde bir alay düzenlenirdi ve kilise bayraklarla süslenirdi. Ayrıca bu cephenin parlak bir şekilde boyandığını da hatırlamamız gerekiyor. Bir kısmı da yaldızlıydı. Ve en iyi kısmı kilisenin cephesinden gelen müzikti. Eskiden heykellerin bulunduğu yerdeki dört yapraklı yonca desenlerine çok yakından bakarsanız delikler görürsünüz. İşte bu deliklerden şarkıcıların sesleri duyulabiliyordu. Bu şarkıcılar binanın içinde gizli bir galeride duruyordu. Daha da yüksekte ikinci bir galeri vardı ve burada da borular çalınıyordu. Kısaca parlak bir şekilde boyanmış cephesi, afişleri ve müziğiyle bu kilise canlı bir yerdi. Tipik İngiliz havası. Şu anda yağmur yağmaya başladı. O yüzden içeri girelim. Artan şiddetli yağmurlardan dolayı katedrale girdik ve nef bölümüne yürüdük. Burada sivri kemerli nef arkadı ile 3 bölümlü tipik bir gotik yükseltme bölümü var. Ve bu kemerler son derece dar fakat İngiliz gotik mimarisinde olduğu gibi derinler. Bize duvarın derinliği hakkında bir fikir veren bir dizi yuvarlanmış pervaz var. Ve bunun üstünde nef yükseltisinin en eşsiz özelliklerinden biri var: galeri. Burası bir yürüyüş yoluna açılan bir dizi çerçeveli kemerden oluşuyor. Yalnız burada yuvarlanmış pervazlar özellikle vurgulanmış ve bu nedenle kemerler sadece ince aralıklara indirgenmiş gibiler. Ve onlara yandan eğik bir açıyla baktığınızda bu açıklıklar tamamen kayboluyor. Ama süslemelere olan bu denli yoğun ilgi tam da İngilizlere ait bir özellik. Bu dar kemerli açıklıkların üstünde kemerlerin arasında yaprak, hayvan ve baş oymaları görüyoruz. Sonra burada bindirmeler var. Üzerlerinde ise dört bölümlü kaburgalı çapraz tonozlar yükseliyor. Bu çıkmalarda bile yaprak süslemeleri var. Ve daha sonra erken İngiliz gotik mimarisinin tipik bir örneği olarak Clerestory'de ek bir geçit görüyoruz. Duvarın kalınlığını tekrar vurgulamak için derin bir çaba gösterilmiş. Kaburgalı tonozlar aşağıdaki bileşik payelerden değil de bu çıkmalardan çıktığı için nefe baktığımızda dikey unsurlara yatay unsurlara olduğu kadar vurgu olmadığından bu bizi kilisenin doğu ucuna götürüyor. Bu da yine İngiliz gotik mimarisinde oldukça tipik bir durum. Ve galeri seviyesindeki büyük yoğunluk duygusu nef arkadını ve klerestoriyi bu bölümden açıkça ayırıyor. Yani üç ayrı yatay şerit algılıyoruz ve tipik olarak Fransız gotik kiliselerinde gördüğümüz mekanın dikey bölümlenmesi algısını kaybediyoruz. Ancak nefi geçmeden önce katedral içindeki en eşsiz, en güçlü mimari unsura değinmek zorundayız. Makas kemer olarak bilinen kemerler. Bunları geçidin dört girişinde de görüyoruz. Şimdi bunlar en başta kilisenin ilk yapıldığı tarihte planlanmamıştı. Daha sonra kule inşa edilirken eklendi. Kulenin aşağıdaki geçide çok fazla ağırlık verdiğini fark ettiler ve bu ağırlığı desteklemek için başka bir şeye ihtiyaç duydular. Aslında bunlar tamamen yapıyla alakalı kemerler ama aynı zamanda kesinlikle heykel gibi estetik de duruyorlar. Mekana bir dinamizm duygusu veriyorlar. Bu makas kemerlerin her iki tarafındaki boşluk göz gibi görünüyor. Bu yüzden doğu ucuna doğru baktıkça bana bakılıyormuş gibi hissediyorum. Pek tekin bir his değil. Mimar yapısal bir soruna güçlü ama şiirsel bir çözüm bulmuş. Ve Gotik'in hala başlangıç aşamasında olduğu konusunu hatırlatırım. Hala deneme dönemindeydi. Ve açıkça görebiliyoruz ki burası da çoğu Gotik kilise gibi kademe kademe inşa edilmişti. Ve bu makas kemerden baktığımızda daha sonraki dikey döneme tarihlenen bu sevimli yelpaze tonozları görüyoruz. Bu kilise 300 yıldan fazla bir süre boyunca inşa edildi ve farklı üslupların harika bir birleşimi sütün başlıklarına baktığımda fark ettiğim şey bazen yaprak deseni görüyorum ama aynı zamanda figürler de var ve bazen de çok eğlenceli olanları da görüyorum. Fakat en ünlü figürlerden biri diş ağrısı çekiyor gibi görünüyor. Sanat tarihçileri bunu resimli el yazmalarına benzetiyorlar. Bu yazmalarda da yazıcılar bazen sayfa çizgisinin yanlarına çok güzel ama metinle pek de ilgisi olmayan küçük süsler çizerlerdi. Şimdi de bu görkemli güzellikte olan 13. yüzyıl merdivenlerinden çıkıyoruz. Bu merdivenler nesiller boyu sabah toplantıları için Papazlar Meclisi olarak bilinen büyük odaya gelen papazların aşındırdıkları merdivenler. Burada gördüğümüz şey tipik İngiliz tarzı süslemeli gotik. Özellikle tonozlara baktığımızda. Orta sütun yanlara doğru genişleyen yapraklarıyla bir palmiye ağacı gibi yukarı doğru yayılıyor ve şu kaburgalara bakın. Merkez sütundan çıkan 30'dan fazla kaburga var ve dikey bir kaburgaya ulaşana kadar zarafetle yükseliyorlar. Her kesişimde çok çeşitli yaprak türleriyle derinlemesine kesilmiş bu güzel küre benzeri kabartma var. Ve tipik olarak gotik üslupta başka bir bölüm, çok yüksek ve geniş bir klerastori görüyoruz. Burası çok küçük, odaya bolca ışık girmesini sağlıyor. Bir başka unsursa pencerelerdeki oymalar. Kapının üzerindeki büyük kemer, üç sıra taş boyunca genişliğini ve kalınlığını vurguluyor. Bu koyu renkli pörbek mermerinin kullanılması nedeniyle taşlar çeşitli. Böylece alt arkada bakarken açık ve koyu renk değişimini görebilirsiniz. Papazlar Meclisi'nin belki de en eğlenceli kısmı arkadaki sütun başlarının hemen üstünde görülen bir sıra yüz ve bazı sanat tarihçileri bunların burada toplantılara katılan papazların tasvirleri olabileceğini düşünüyor. Her ne kadar Wells Katedralinin çoğu kısmı erken gotik dönemine ait olsa da, yapılan büyük denemelerle ve gereken durumlarda büyük makas kemer kullanımı gibi revizyonlarla, daha sonraki dönemde ise papazlar meclisinin zarafeti, inceliği ve olağanüstü mühendisliği ile bu mimarların gotik prensipleri anladıklarını gerçekten kavruyorsunuz. Papazlar Meclisi bir toplantı odası olarak inşa edildi. Ancak görkemli bir şekilde dekore edildi ve katedralde bir bütün olarak bulduğumuz işlevsel kullanım ve güzelliğin sentezinin bir tür ufak örneği olarak işlev görüyor.